22 yaşındayım. Malatya doğumluyum. İnönü Üniversitesi 3. sınıf BSU okuyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusuyum. 13 yıldır boks yapıyorum. Antrenörüm babam Kerem Akbaş. Biz küçükken babam bir spor salonu açtı. Biz de 3 kardeş başladık. Üçümüzün de aslında Türkiye dereceleri var. Abim bir şekilde istemedi. Kız kardeşim de yumruklardan korktu ve bıraktı. Bir de babam çok fazla emek veriyordu bize. Çok üstümüze düşüyordu. Ben de bu emeğini geri çevirmek istemedim. Bir de gerçekten o kazanma duygusu çok güzel bir şey. Bu duyguyu çok sevdim ve daha güzel başarılar elde etmek istedim. Yaşındayım. Aslen Adıyamanlıyım ama 15 yıldır Malatya'da yaşıyorum. Boksa 16 yaşında başladım. 7 yıldır boks yapıyorum. Malatya Üniversitesi 5. bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusuyum. Ülkece başımıza gelen deprem felaketi hepimizi çok üzdü. Hepimize geçmiş olsun. Depremden sonra hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak çok etkilendik. Çok şükür canımız sağ ama psikolojik olarak bayağı etkilendik. Tabii evler yıkıldı, hani kalınacak yerler yok. Antrenmanlarımızı dışarıda devam ediyoruz. Çünkü depremde spor salonumuz yıkıldı. Hava şartları ne şekilde olursa olsun. Çünkü mecburuz buna. Antrenmanlarımızı aksatmamız lazım. Yani boks sporu sürekli aktif bir antrenman istiyor. Bokstaki ilk Türkiye şampiyonluğum 2016 yılında oldu. Türkiye şampiyonu oldum. Daha sonra Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandım. Bu da Ordu'daydı. Türkiye'de Ordu'daydı. 16-17 yaşlarındaydım. Orada Avrupa şampiyonu oldum. 3 maç kazanarak. Bu işin yani en büyük yeri olimpiyatlar, dünya şampiyonası. Bu ikisini hedefledik her zaman. İlk büyükler müsabakam. İlk büyük bir organizasyon, bu da büyükler kategorisinde. En genç benim, skeletimin en genci benim. 54 kiloda dövüşüyorum. Bütün rakiplerim tecrübeli, hepsi isimlerini duyurmuşlar. Dünya, Avrupa dereceli sporcular. Bunlarla karşılaşacağım, çok heyecanlıyım. Onların tecrübesi var çünkü, ama benim de inancım var, hırsım var, azmim var. Hatice Akbaş geliyor. 2001 doğumlu, 21 yaşında, 5 kez Türkiye şampiyonu oldu. Mart ayında Hırvatistan'da yapılan U22 Avrupa Şampiyonası'nda Hırvat rakibini finalde ilk raundda knockout'la yenmişti. Avrupa şampiyonu olmuştu. İlk kez büyüklerde mücadele ediyor. Son 32 turunda Lübnan asıllı Alman Zeynep Aslar'ı
son 16 turunda da Ermeni Ekaterina Kicava'yı yendi. Çeyrek finalist oldu. Mücadele başlıyor. Başarılar diliyoruz Hatice'ye. Hatice Akbaş. 5 maç yaptım. Bu 5 maçımın 5'i de çok zorluydu. Hepsi de yaşça benden büyük ve tecrübeli sporculardı. En zor maçım final müsabakasıydı. Romanyalı rakibime 3-2 üstüne kazandım. İstanbul'daki atmosfer çok güzel bir atmosfer vardı. Çok kalabalıktı. Hiç böyle bir şeyde sahnede yani dövüşmemiştim. Artık son 30 saniye içerisindeyiz. Çok güzel. Müthiş bir sol. Rakibim de çok istekli, çok hırslıydı. Sanırım ev sahibi olduğumuzdan dolayı ben de elimden gelenin fazlasını yaptım ve 3-2'lik bir sonuçla maçı kazandım. Dünya şampiyonu oldum. İstiklal Marşı'mızı okuttum. Son anlar, sağlı solu kuruşlar çok güzel. Bir daha, haydi Hatice. Yumruk almadan bir daha. Yumruk almadan bir daha. İşte bu, işte bu, işte bu. İşte bu, harika. İşte bu. Son anlarda, son anlarda. Altın için vurdu, altın. Altın için vurdu. Haydi bakalım. Mavi köşeyi bekliyoruz. Mavi köşe! Mavi köşe! Hatice Akbaş dünya şampiyonu! Hatice Akbaş dünya şampiyonu! Bir şampiyonluk daha geliyor. Boksa başlamamın sebebi 2016 yılında Hatice Akbaş ile birlikte aynı okuldaydık. O zaman onun Avrupa Şampiyonası başarısını duymuştum. Daha önce de sporcu olduğunu biliyordum ama bu kadar başarılarını duymamıştım. Avrupa şampiyonu olduğunda daha bir ismi duyuldu. Ben o zamanlar spora hevesliydim. Çok güzel. Devam, devam, devam. Birkaç arkadaşımla birlikte Kerem Akbaş antrenörüm spor salonuna geçtik. Orada Hatice'yi de gördüm. Tabii ya, neredesin? Saat kaç? Geç kaldın bak. Hadi çabuk gel. Koş. Kerem Akbaş hocamın ilk antrenmanları çok ağır oluyor. Hani sporcuyu değerlendiriyor, ölçüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani bu antrenmanlara katlanan devam eder gibisinden. İlk gün olmasına rağmen antrenmanlarımız çok ağır geçmişti. Hocamın bendeki yeteneğini gördüğünü fark ettim. Böyle devam etti. Aynen. Bravo Rak. Çık. 2016'da Hatice Avrupa şampiyonluğundan sonra Hatice dedim ki kızım, kız öğrencilerde 7-8 kişi al gel, hani kursumuz kapanmasın. Marketimde usta üreticilik yapıyordum o zamanlar. Geldi, sporculara baktım, tabii çalıştırmaya başladım. Hatice'nin de ününü duymuşlar, Yıldızlar da boks şampiyonu olduğu için yeteneklerine baktım. Aferin. Dedim, bu Rabia'da iş var dedim. Sonra aldım, eğitmeye başladım. İlk maçında Türkiye üçüncüsü oldum. Arkasında işte 2020, 21, 22 derken sürekli Türkiye şampiyonu oldu. İşte bu geçen sene dünya şampiyonasına gitti. Tabii depremde çıkmak biraz zorlu oldu. Antrenmanlar pek ara yapamadık. 7 ay sonra Kazakistan'da yapılacak olan dünya şampiyonasına kızım Hatice'den hem de Rabia'dan söz aldım. Şu anki dostum yani Rabia. Her zaman yanımda, hep birlikteyiz. Antrenmanlarımızı sürekli birlikte yapıyoruz. Birbirimize partnerlik yapıyoruz. Aferin, aferin, evet.
Rabia da çok kaliteli bir sporcu. Birlikte gerçekten güzel çalışıyoruz. O da başarılar elde etmek istiyor. Zaten şu an çok iyi başlangıçlar yapmaya başladı. İnşallah o da Paris'ten sonra 2028 olimpiyatlarına aday olur ve dünya şampiyonu olur ve olimpiyatlara gider diye umut ediyorum. Hedefiniz büyük olsun. Dünyayı düşünün, olimpiyatları düşünün. Hedefim, hayalimiz olan yine bir diğer Paris olimpiyatları. Şu an çalışmalara başladım. Bunun öncesinde bir kota müsabakam oldu Avrupa oyunlarında, Polonya'da. Burada ilk üçe girene Paris kotası veriliyordu. Ben de Avrupa oyunları üçüncüsü oldum ve kotamı aldım. Altın madalya istiyorduk aslında ama yine de buna şükrettik. Yani çünkü hedefimiz aslında kotayı almaktı. Şu an daha iyi çalışıp, daha çok emek verip olimpiyatlarda madalya istiyoruz. Kızım Hatice ile birlikte olimpiyat madalyasını almak için şartlandık. Dedik bu madalyayı alacağız. İlk üçe gireceğiz yani. Harikasınız, harika. Antrenörüm Kerem Akbaş. Şöyle diyebilirim, babamla daha yakınım diyebilirim. Çünkü ailemden fazla antrenörümle birlikteyim. Antrenörümü daha fazla görüyorum. Kızına nasıl davranıyorsa bana da aynı şekilde davranıyor. Zaten kısa sürede başarıya ulaşmamın sebebi ilgilenmesi, desteğim. Çünkü birebir her zaman ilgilendi. Hocamla bu olan diyalogum sayesinden çok güzel başarılar elde ettim ve önümdeki dönemlerde, ileriki süreçlerde de çok iyi başarılar elde edeceğime inanıyorum. Bizim hedefimiz ne? Dünya. Bu seneki şampiyonada 48 kiloda Türkiye şampiyonu olup dünya şampiyonasında dövüşmek. Tamam mı? Kim için yapacaksın? Kendin için, ailen için, vatanın için. Anladın mı? Bayrağımızı göndere çektirmek için. Bizim branşta kol ve bacaklar çok önemli. Kolun da güçlü olması gerekiyor, bacakların da çok güçlü olması gerekiyor. Biz bu yüzden bir gün koşu, bir gün ağırlık yapıyoruz. Ya ağırlık antrenmanları bizim için çok önemli. Çünkü gerçekten güçlü olman gerekiyor dayanabilmen için. Üç round dövüşüyoruz zaten, üçer dakikadan. 9 dakika boyunca bütün her şeyimizle savaşıyoruz. Bu yüzden kol ve bacaklar çok önemli. Babamla antrenör, sporcu, baba kız ilişkisini kurmakta bazen zorlanıyoruz. Biraz daha profesyonel davranmamız gerekiyor. Artık işin ciddiyetinin farkındayız ve bu yüzden bu bağlantıyı kurduk babamla. Arka kazları var ya, o alet çok önemli. Buralar çok güçlü, hani geri geri, taraflara. Küçükte böyle zaten tek hayalimiz olimpiyatlarda ilk üçe girmek. Ben kızıma güveniyorum. Bunu başaracağına inanıyorum. Baba, kız çalışarak bunu başaracağımıza inanıyorum. Hayali gerçekleştireceğim inşallah. Söz verdik birbirimize, değil mi? Hı hı. Boks benim için çok şey ifade ediyor. Boks benim hayatımın merkezi.
bayrağımızı, Türk milletini gururlandırmak istiyorum ve bunun için de çok çalışıyorum. Ülkeme daha nice madalyalar kazandıracağıma inanıyorum.